Kıymetli dostlarım hepinize merhaba. Perit YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Mina Protokol. Mina Protokol ile alakalı araştırma yaparken bir tweet önüme geldi. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Toby Kitty'ye ait bir tweet. 122.700 takipçisi var Twitter'da. Evet tweet'i bu. Ustalık eserim demiş. ZK teknolojisi ve ZK sınak nedir? Sizler için harika bir yazı hazırladım demiş. Eğer ZK sınak Zero Knowledge teknolojisini anlamak istiyorsanız bu makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum. Örneklerle güzel açıklamış. Sitesine girdiğimizde yazılarım kısmına girdiğimizde bununla alakalı makalesine ulaşıyoruz. Çok uzun ben tutup bunu okumayacağım. Böyle özet geçeceğim nelerden bahsettiğini. Siz açıklamalar kısmına bırakacağım linki. Siz isterseniz detaylı inceleyebilirsiniz. DLT'den bahsetmiş. DLT'nin tanımından bahsetmiş. Blockchain'in blockchain teknolojisinin DLT teknolojilerinden biri olduğundan bahsetmiş. Her blockchain DLT teknolojisidir fakat her DLT blockchain değildir. DLT'nin çeşitlerinden bahsetmiş. Blockchain, Tangle, Hashgraph. Piyasadaki bütün coinlerin blockchain olmadığından bahsetmiş. Hedera örneğini vermiş. Hashgraph kullanıyor. Evet ZK'yı anlatmış. Sıfır bilgi. Burada bir tavşan örneği vermiş. Ben de bir önceki videomda bir kişinin alkol almak için 18 yaşını doldurması gerektiği örneğini vermiştim hatırlarsanız kimliğini göstermek zorunda 18 yaşında olduğunu kanıtlaması için fakat kimlik gösterdiğinde bütün bilgileri açığa çıkıyor bu yüzden ehliyetin olduğunu söylemesi tabi ehliyetin olduğunu doğru kabul edersek yani doğruluğu geçerli olduğunda o kişinin zaten 18 yaşından büyük olduğunu ispatlamış oluruz yani o kişi ispatlamış olur. Bu yüzden de bilgilerini vermeye gerek kalmıyor. Sıfır bilgi tam da böyle bir durumdu. ZK kısmını anlat, ZK sınarkı anlatmış. Bunların bir kısaltma olduğunu, ZK'nın zero knowledge, Snarkın da S harfinin succinct, N harfinin non interactive R harfinin argument, K harfinde knowledge. Bunların açıklamalarından bazı succinct'in kısa ve öz, non interaktif interaktif bir ilişimin olmadığı bunları açıklamış bu kısmı okuyacağım küçük ve özler blok zincirdeki büyük kanıtların boyutlarını düşürüyorlar sürekli iletişim kurmaya gerek kalmıyor ağdaki trafiği azaltıyorlar dışarıya bilgi göstermiyorlar gizlilik sağlıyorlar bilgilerin ispatlarını taşıyorlar yapılan transferleri herkese kanıtlamış oluyor Evet buraları hızlı geçeceğim. Şuradaki kısmı okuyacağım. Burada işlem arttıkça maliyet düşüyor. Hem hızlı hem daha ucuz. Bu teknoloji bu açıdan da çok iyi. 10 adet işlemi sınaklamak ile 100 adet işlemi sınaklamak aynı boyuttur. Boyut değişmiyor ise aynı boyuttaki 100 işlem 10 işleme göre işlem başına çok daha ucuz maliyette olacaktır. Mino protokolün zk sınak kullandığını söylüyor. Bütün blok zinciri sınaklamasından sınaklamasını hedeflemek hedeflediğinden bahsetmiş. 22 kilobayt'tan ibaret olduğunu ve bunun ZK sınav ile mümkün olduğunu söylemiş. Burada güzel bir örnek daha vermiş. Fotoğrafta Evet bu kısımla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz detaylı incelersiniz bunu. Video çok uzuyor çünkü. Evet şu anda 2022 saat 03.49 Hemen sayfayı yenileyelim. Mina protokolün fiyatı şu anda 3.28 dolar. Gerçekten çok iyi bir alım fırsatı. FED toplantısı var. 25-26 Ocak'ta. Faiz artırımı beklentisi var. Bu nedenle piyasada durgunluk olacağı hissi var. Zaten şu anda piyasada biraz sıkıntılı. Eğer faiz artarsa fiyat daha da düşebilir. Fakat kısa zamanda yeniden toparlayacaktır. Mart ayında da Ethereum köprü çalışması tamamlanırsa aynı anda borsa haberi de bekliyorum ben. Ethereum köprü çalışması tamamlandıktan sonra ve bu, bu durum Mina'da ciddi anlamda bir sıçrama yaratabilir. Mina'yı takip ve almakta fayda var. E, çünkü Ethereum köprü çalışmaları Avax'a örnek vereyim. Tamamlandıktan sonra e, ağında coinler çıkınca gerçekten Avax, AVAX güzel bir sıçrama yakaladı. Bunun Mina protokolde de olacağını düşünüyorum. Videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bildiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Siz yatırım yaparken kendi riskinizi alın. E, kaybedeceğinizde üzülmeyeceğiniz tutarlar yatırın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanala destek olmak için de abone olursanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar.